Selam arkadaşlar, Hepsi Bir'de kanalına hoş geldiniz. Ben Söner. Bugünkü konumuz SNES oyunlarını bilgisayar üzerinde oynama olacak. Yani Super Nintendo. Eski Atari oyunlarını hatırlarsınız. NES diye geçer onlar. Nintendo Entertainment System olarak geçer. Bu da Super NES olarak geçiyor. O Mario'lar falan oynadık hatırlarsınız Atari oyunlarını. Onların bir üst versiyonu. Biraz daha böyle görüntü daha güzel. İşte sesler biraz daha canlı gibi düşünün. İki tane arkadaşlar şöyle klasörümüz var. Şey RAR dosyamız var. Windows 32 ve Windows 64 bitte oynanabiliyor bilgisayarınızda. Şurada ben 64 olanı seçeceğim. 32 ise bilgisayarınız, Windows 32 bitse işletim sistemi, onu seçersiniz. Şöyle hemen klasöre ayıklayalım. Klasörümüz çıktı. Basit arkadaşlar, fazla ayar yok, göstereceğim size. SNES 9X emülatörü açıyorum. Şöyle bir siyah ekran sizi karşılıyor. Video bölümüne gidip şuradan Display Configuration yapıyorsunuz. Bastık. Burada Maintain Aspect Ratio'yu iptal yapın, çünkü oyunu oynadığı zaman tam ekranda mesela sağ taraf sol taraflarda siyah bant işareti oluyor. Bunu kaldırırsanız o tam ekran olacak. Bir de VSync'i açarız burada. Yeterli. Input'tan da arkadaşlar Input Configuration'a gelip buradan kolay ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Mesela işte buraya bastığınız yukarı, örnek veriyorum 1'e bastınız, şöyle 1'e bastığınızda yukarı gider. İşte 2 yaparsanız ona göre gider. Kol yönlerini nasıl ayarlarsanız yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sağ tarafta da gösteriyor zaten SNES kolunu. Y, X, B, A şeklinde. Joysticklerle, Xbox One koluyla, PlayStation 4, 3, Xbox 360 ve kablolu kollarla oluyor arkadaşlar. Bilginizde olsun. Şuradan kapatalım. Oyunu da direkt buradan File Load Game'den seçiyorsunuz şöyle. Masa üstünde bir iki tane oyun indirmiştim ben. Şöyle onları bir göstereyim yine size. Bakın Super Mario'yu indirmişim. Bir de Contra 3'ü indirmişim. Örnek bir site aşağıda veririm size bir iki tane. Oradan indirirsiniz veyahut da kendiniz de internet üzerinden bulabilirsiniz. Böyle RAR şeklinde oluyor arkadaşlar oyun ve direkt tanıyor. Açalım şimdi emülatörü. File bölümünden load'a giriyoruz. Load game'e önce Ctrl'yı açalım. Alt Enter'la tam ekran yapıyorsunuz ama öncesinde şunu söyleyeyim. File bölümünde arkadaşlar Save Game Position yaparsanız bakın buradan save yapabiliyorsunuz. Mesela slot 0'a bastık burada, örnek veriyorum. Sonra Load Game Position'a bastığınızda tekrar kaldığınız yerden oyuna devam edebiliyorsunuz. Oyuna girelim. Evet, oyuna girdik arkadaşlar şöyle. Bomba aldık lan. Bombacı mülayim. Oha. Bu çift kişilik daha güzel oynar ya. Son anda vurduk. Ne aldık? Tam aldık, öldük. Eyle 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 eyle. Başar, bu bayağı seri. Bunu zamanla nasıl geçmişiz biz ya? Falan filan. Evet. Burada durdu ama arkadaşlar bu şekilde gayet keyifli bir oyun açabiliyorsunuz. Şimdi şeyi deneyelim. Mario'yu açalım şuradan. File bölümü. Load. Mario'yu deneyelim mesela şurada. Masa üstünde. Alt Enter'la tam ekran yapalım. Şuradan sol bölüme girelim. Tamam, biraz deneme yapalım bak. Hop. Hop. Şöyle. Sen niye zıplayamıyorsun? Hop. Al bakalım. Hop, bomba. Wink. Seni zıpladık alalım şöyle. Bir mantar geldi arkadaşlar. Mantarı alıyorum. Koş 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 koş. Tam önüne düştük be. Hop hop. Hop. Gayet güzel, şirin bir oyun. Zıplayalım. Şu an arkadaşlar klavyeden ayarladık zaten. Klavyeden direkt oynuyorum. Oo, gizli bir mantar geldi. İnebiliyoruz mu buna ya? Yok, inemiyoruz. Evet. Evet, bu şekilde arkadaşlar ilerlemesi var. Çıkalım oyundan. Dediğim gibi istediğiniz oyuncu koluyla da yapabiliyorsunuz. Yani kontrolörle, PlayStation 4 vesaire kablolu kollarla yapabiliyorsunuz. Örnek size de veririm. Orada indirirsiniz. Böylece arkadaşlar güzelce bilgisayarınızda SNES oyunlarını oynayabilirsiniz. Gayet zevkli. Yani o eski anılarınızı canlandırmak istiyorsanız, işte o 80-90'lı yıllardaki oyunları oynamak istiyorsanız size de tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni emülatör videolarında görüşmek üzere. Bay bay.